Tiyatroda biraz soluklanırken tiyatro hakkında biraz bilgiler vereyim istedim. Milattan önce 1. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş, yani geç Helenistik dönemde inşa edilen bir tiyatro. Milattan sonra 120-140 yılları arasında sahne binası iki katlı olarak yapılıyor. Şu anda sahne binası restore ediliyor. İkinci katın bir kısmı tekrar ayağa kaldırılacakmış. Milattan sonra 178 yılında çok yıkıcı bir deprem var. Bu depremde kent neredeyse yerle bir oluyor tabii haliyle. Sahne de yıkılıyor. Hemen sonrasında sahne binası tekrar 3 katlı olarak çok daha görkemli bir şekilde inşa ediliyor. Yaklaşık 10 bin, 10-12 bin aslında kapasitesi tiyatronun. Oldukça da sağlam, güzel kalabilmiş bir tiyatro. Tiyatro ile ilgili aklıma gelenler şimdilik bunlar. Yani klasik bir tiyatro aslında. Zaten şu anda da çektiğim görüntüleri görüyorsunuz. Oldukça kavayası da, orkestrası da olabildiğince sağlam kalmış bir tiyatro. Esas ben burada sizde bir Nusralı'dan, en azından hayatının bir dönemini Nusra'da geçirmiş birisinden bahsetmek istiyorum. Kim bu kişi? Kendisi Anadolu'lu. Yani her ne kadar Romalı coğrafyacı dense de, yani Roma'ya tabi olduğu için öyle söyleniyor. O dönemlerde bildiğiniz gibi Anadolu'nun büyük bir kısmı Roma toprağı. Amasyalı Strabon'dan, coğrafyacı Strabon'dan bahsetmek istiyorum. Kitabı da zaten elimde. En önemli eseri zaten gördüğünüz gibi Geografika. Bu kitapta Roma Devleti'nin, Roma toprakları ile ilgili coğrafi bilgiler yazılmış Strabon tarafından. Benim elimde kitap sadece Anadolu ile ilgili kısmı. Size buradan Nusra ile ilgili bölümü okumak istiyorum. Zaten çok kısa. Diyor ki Strabon, kendi de yaşamış olduğu Nusra ile ilgili. Nusra, Mesogis Dağı'nın yanındadır. Yani Aydın Dağları'nın, Cevizli Dağı'nın. Büyük bir kısım ile dağın meyillerine yayılmıştır ve çifte kenttir. Yani iki kent olarak kurulmuş. Aradan bir boğaz geçiyor. Onu kastediyor. O boğaz da biraz önce gördüğüm stadyumu ikiye, yani stadyumun inşa edildiği kenti ikiye ayıran boğaz. Zaten Strabon da birazdan buna değinecek. Sel akıntısından meydana gelmiş bir boğazla ikiye ayrılmıştır ve bir yerdeki köprü iki kenti birleştirir. Kentin bir tarafında sel sularının akması için yer altından gizli bir kanalı olan bir amfiteyatro ile süslenmiştir ki şu anda bulunduğumuz amfiteyatrodan bahsediyor. Tiyatronun yanında iki tepe vardır. Birinin eteğinde gençler cimnazyonu, diğerinde ise pazar yeri ve daha büyükler için bir gimnazyon bulunur. Ova Tralles'te olduğu gibi güneye uzanır. İşte tüm bu bilgileri biz Strabon'dan, coğrafyacı Strabon'dan, Amasyalı ama eğitim için Nusra'ya gelen Strabon'dan öğreniyoruz. Oldukça kaynak bir kitap. Yani hemen hemen bütün araştırmacıların kullandığı çok temel, çok kaynak bir kitap. Eğer sizin de bu konulara merakınız varsa kitabı tavsiye ederim ama öyle alınıp da okunacak bir kitap değil. Çünkü çok niş bilgiler var içinde ve bir süre sonra da sıralı okursanız sizi sıkabilir. Yani hangi kentin ne kadar nereye uzak olduğundan genellikle bahsediyor ama aradığınız ve özel olarak ilgilendiğiniz bir konu varsa mutlaka bu kitaba da göz atmanızı tavsiye ederim.